Plus TV ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Satır başı programıyla karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Bursa Samsun 19 Mayıs Derneği Başkanı Şaban Ulus ve Kadın Kolları Başkanı Tülay Armağan bizlerle olacak. Telefon bağlantılarımızda Samsun'a uzanacağız. Bursa ve Samsun kültürlerini ve derneğin çalışmalarını konuşacağız aynı zamanda. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden konuklarımıza dönelim. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Evet, bugün yarım saatlik bir süremiz var. Az önce de belirttiğim gibi Samsun'a da bir telefon bağlantımız olacak. Derneğinizin çalışmalarını konuşacağız. Samsun'u, 19 Mayıs ilçesini konuşacağız program süremiz boyunca. Dilerseniz sohbetimize geçmeden önce bir VTR'mizi izleyelim. Samsun'u bir tanıyalım. İzleyicilerimize de bir Samsun'un kısa bir tanıtımını yapalım. Yönetmenimizden de rica edelim. Bir VTR'miz var, ardından buradayız. Samsun, Karadeniz'in kıyısında mavi bir pul gibi, kapılardan ve nehirlerden bu ülkeye her zaman büyük umutlar, görkemli başlangıçlar için haber taşıyan bir şehirdir. Atlası'nın sayfaları hangi dönemden söz ederse etsin, Hititlerden Romalılara dek birçok uygarlığın mekanı olan Samsun bu sayfalarda mutlaka yer alır. Kızılırmak ve Yeşilırmak, Karadeniz'in karasını renklendirircesine bereketli topraklar üzerinde kurulmuş kadim bir şehirden geçerek denize ulaşır. Kral mezarları, Amisos Tepesi, müzeleri, Kurtuluş Mücadelesi'nin simgesi anıtları, Doruğu Karlı Dağları, dört mevsim çiçek açan yaylaları, her karesi kartpostal gölleri, gökyüzüne akan bir nehir gibi yükselen ormanları, şifalı kaplıcalarıyla, kısacası yeşili ve mavisiyle Samsun büyüleyen bir şehirdir. Kara, deniz, demiryolu ulaşım imkanlarıyla bölgenin en büyük, en önemli ticaret, alışveriş, ekonomi merkezi olan Samsun, kamu ve özel hastaneleri, sağlık merkezleriyle tam bir sağlık şehridir. Karadeniz bölgesinin en önemli ve vazgeçilemez şehri olan Samsun, iki güzide üniversitesiyle bir öğrenci şehridir. Modern tesisleri ve altyapısıyla Samsun bir spor şehridir. Samsun, ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasal hayatına kazandırdığı değerler yanında, sanat alanında da çok önemli bir potansiyele sahiptir. Karadeniz'in Anadolu'ya, Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı olan Samsun, milli mücadelenin ve onun öncüsü Mustafa Kemal Atatürk'ün şehridir. Evet sevgili izleyenler, bu VTR'mizle birlikte Karadeniz'e gitmiş olduk. Samsun'un kısa bir tanıtımını izlemiş olduk. Şimdi konuklarımızla birlikte detaylandıracağız. Evet, aslında VTR'mizle beraber Samsun'u çok kısa tanımış olduk ama ben bir de sizlerden dinlemek istiyorum. Samsun'u hiç bilmeyen birine Samsun'u, 19 Mayıs ilçesini nasıl tanımlarsınız başkanım?
Evet, öncelikle 19 Mayıs Derneğimizi tanıtmak, Samsun'umuzu tanıtmak amacıyla yine Satırbaşı programına konuk aldınız. Biz size ve Sönmez Medya Grubu'na ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi Samsun dediğimiz zaman Samsun gerçekten VTR'de de izlediğimiz gibi güzel bir ilimiz. Türkiye'mizin bütün illeri tabii ki hep birbirinden güzel ilidir. Ancak Samsun farklı bir ilimizdir. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Meşalesi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın o meşalenin yandığı bir ilimizdir. O yüzden VTR'mizde de söylediği gibi Atatürk'ün şehridir Samsun. Samsun baktığımız zaman gerçekten yeşiliyle, mavisiyle ve kültürüyle çok güzel bir ilimizdir. Ancak diğer illerden olduğu gibi çok göç veren bir ilimizdir. Ama baktığımız zaman son zamanlarda Samsun'umuzu, işte Bursa'mızda yaşayan Samsun'da hemşehrilerimiz, Samsun'umuzun 17 tane ilçesi var. Bu ilçelerinden yine Bursa'da olan vatandaşlarımız var. Onlardan bir tanesi de 19 Mayıs. 19 Mayıs ilçemiz daha önce Engiz, sonra Ballıca. İşte 19 Mayıs ismi de yine Belediye Meclis kararıyla 1988'de 19 Mayıs ismi verilerek güzel bir isimdir. Bunlar çok önemlidir. 19 Mayıs ilçemizde 32 tane köyü, 14 tane mahallesi var. Tabii ki bunlar da mahalle olduğu için tamamı gerçekten 30 bin aşkın nüfusu. Tabii ki yaz turizmine baktığımız zaman yazın daha çok 50 binlere bulan nüfus oluyor. Turizm kentidir 19 Mayıs. Samsun ili de yine turizme açık ama 19 Mayıs ilçesi sahile yakın olduğu için çok turizm. Mesela kuş cenneti, orada balık gölleri, Bafra Ovası, orada çok güzel bir deltamız var. İşte bununla ilgili yine 19 Mayıs ilçemizde güzel bir havacılık okulumuz var. Küçük uçaklarımızın inebileceği orada havalanlarımız var. Tabii ki Bursa Çarşamba'daki Samsun'daki çarşamba havaalanı ile birlikte paralel çalışan bir havaalanı. Yani gerçekten 19 Mayıs'a baktığımız zaman yine dedik ya 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla bu isim verilmiş ama yine kadın kahramanlarımızdan Fatma Çavuş 19 Mayıs'lı 19 Mayıs'ın da yine tarihi bir köyü olan Dağköy'de doğup büyüme. Yine eski çeteler Rumlar zamanında çok savaşmış. Atatürk ona madalya takdim etmek için çok acıdır ama kendisini Ankara'ya davet etmiş. Parasızlıktan gidemeyen bir kadın kahramanımızdır. Burada Kara Fatma, işte Nene Hatunlar var onlar gibi. Daha sonra yine bizler Bursa'daki iş adamlarımız, derneklerimiz vasıtasıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, önceki dönem belediye başkanımıza Yusuf Ziya Yılmaz'a güzel bir anısını da yaptırdık. Belki getirmiştik, VTR'lerimizde de izleyeceğiz. Gerçekten Fatma Çavuş yine kitabı yazıldı, okullarda öğretiliyor. Yine Samsun'umuza baktığımız zaman demin VTR'imizde de izledik. Evet. Bursa kültürüyle aynı havasıyla aynı benzeyen bir ilimiz. Çünkü baktığım zaman ben annem babam benim Samsun'da 19 Mayıs'ta. Hı. Anne diyorum bugün hava orada nasıl? Güneşli oğlum diyor. Burada da güneşli. Evet. Gerçekten iklimi, doğası, yeşili, deniziyle çok güzel bir ilimiz. Hı hı. Baktığımız zaman Bursa'mızda da yine Samsunlu sayımız hayli oldukça çok. Fazla. Evet. Fazla. Hı hı. Şimdi Samsunlu sayımız fazla oldukça olunca da 2011'de kurulan federasyonumuz var. Samsun Dernekler Federasyonu. Hı hı. Buradan sevgili başkanıma Savaş Oturuş'a yine telefon bağlantısı yapacağız. Evet. Genel başkanımıza sevgilerimi sunuyorum. Bir önceki kurucu başkanımız Erol Beker'e. Onun yanı sıra yine İş Adamları Derneğimiz var. İş Adamları Derneğimizde de yine federasyonumuzun ve derneklerimizin güç birliği yaparak iş adamlarımız, derneklerimizi destek veriyor yapacağı faaliyetlere. Gerçekten baktığımız zaman Bursa'mızda 300 bin Samsunlu birey yaşıyor. Oldukça fazla. Erzurumlardan sonra ikinci sıradayız. Evet, bir telefon bağlantımız var isterseniz. Başkanımızı hatta alalım. 19 Mayıs ilçe belediye başkanı Osman Topaloğlu hattımızda. Başkanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum.
Evet, teşekkür ediyoruz öncelikle yayınımıza konuk olduğunuz için. Dernek Başkanımız Şaban Ulus ve Kadın Kolları Başkanı Tülay Hanım stüdyomuzda. Bizler de Samsun'u konuşuyoruz ama bir de sizden dinleyelim isterseniz. 19 Mayıs ilçesindeki faaliyetlerinizi bize tabii ki birazdan detaylandıracağız ama bir Samsunlu olarak Bursa'yı da nasıl görüyorsunuz aynı zamanda, bunu da soralım. Vallahi öncelikle yayına katılan Şaban Bey ve Tülay Hanım'a saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Başarılar diliyorum size de yayın hayatınızda. İkinci sıradaymış Samsunlular. Sizin Samsunlu olduğunu ben de telefonda beklerken duydum yayınınızdan. İyi bir rakam. Bu 300 bin Samsunlu'nun umuyorum Bursa Büyükşehir ile birlikte entegre mutlu bir hayat yaşıyor olmalarını umuyorum. Bizler de 19 Mayıs'ta tabii telefonlarda proje anlatmak çok mantıklı ve sağlıklı değil ama zaman da yok. Ama şunu söyleyebilirim. 19 Mayıs'ların mutluluğunu ve refahını en üst seviyeye çıkarabilecek hem projesel anlamda hem de sosyal anlamda hizmetlerimize ve projelerimize devam ediyoruz. İnşallah bugüne kadar mutlu olmuşlardır. Bundan sonra da mutlu olacaklarını düşünüyoruz. Evet başkanım, şunu da sormak istiyorum aslında. Programımıza giriş yaptığımızda şunu belirttik. Bursa çok fazla göç alan bir şehir ve Samsun'un nüfusu da oldukça fazla. Bursa'nın ki az önce Şaban Başkanımız da belirtti, Samsun ve Bursa'nın benzerliklerini, özellikle havasının benzerliklerinden bahsetti. Bu da aslında göçün sebeplerinden biri. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Samsunlular Bursa'ya nasıl bakıyorlar? Valla Samsun'dan Bursa güzel görünüyor tabii ama biz istiyoruz ki insanlarımız göç etmesinler. Onun için de Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir Bey, bundan önceki Yusuf Ziya Başkanımız ciddi anlamda yatırımlar ve projeler hayata geçirdiler. Bundan sonra da sanayi yönünde göç önleyecek yatırımlar biraz daha artırılırsa tabii isteriz Bursa'da da akrabalarımız, hemşehrilerimiz olsun ama göç de bir noktada insanların kanayan yarası. Dolayısıyla birileri orada para kazanacağız diye gurbete gidip oralara yerleşirken diğer taraftan anne babaları maalesef memlekette onların hasretiyle yanıp tutuşuyor. Tabii ki bu da sanayiyle oluyor. İnsanlar artık tarım pek yapmak istemiyor. Maalesef köyler boşaldı teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle birlikte. Tabii sigorta var. İşte SSK'm olsun diye şehirlere göç ediyorlar. Samsun'da yeterli altyapıyı bulamayınca, iş imkanı bulamayınca Bursa, Kocaeli, İstanbul buralara yerleşmeye çalıştılar bugüne kadar ki Şaban Bey de bunlardan, bu ailelerden bir tanesi. İnanıyorum onlar oralarda mutludurlar ama biz istiyoruz ki bundan sonra onların akrabaları oralara gelmesin diye mücadele ediyoruz. Bursa da çok güzel bir şehrimiz her yönüyle, hem turizm hem de sanayi anlamında çok da güzel gelişmeler olmuş. Ben de birkaç kere gelme fırsatı bulmuştum. İnşallah başka zamanlarda bir araya gelip daha detaylı olarak konuşabilme imkanını Cenab-ı Allah bizlere verir diyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Biz Bursa'yı Samsun'dan çok güzel görüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım programımıza konuk oldunuz. Sizin de belirttiğiniz gibi daha uzun bir zamanda sizleri de Bursa'ya geldiğiniz zaman programımızda ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ederiz. Biz Samsun'u konuşmaya devam edeceğiz. Çok selamlar. Çok teşekkürler. Evet, başkanımızdan da dinledik aslında. Göçün sebeplerinden bahsetti ki aslında birçok çalışması var tabii ki 19 Mayıs ilçesinin kalkınması için, göçün engellenmesi için tabii ki de kendilerinin çalışmaları var ama bunu tabii program süremiz kısa olduğu için detaylandırmak çok da mümkün değil. Dilerseniz derneğinizin faaliyetlerine geçelim başkanım, sizden dinleyelim. 19 Mayıs Derneği'nin faaliyetleri, çalışmaları nelerdir? Tabii. Bursa'da ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Şimdi 19 Mayıs Derneği 2013'ün 7. ayında kuruldu. Yani her dernek biliyorsunuz 5 tane asil, 5 tane yedek, 3 tane denetleme, 3 tane yedek, 16 üyeyle kurduk. Yani bu derneğimizi kurarken şunun için kurduk. İşte demin de bahsettiğim gibi 300 bin Samsunlu var ama 30 bin 19 Mayıs nüfusunu, bunun üçte biri de yine 19 Mayıs'ın ilçe olarak Bursa'da yaşıyor. İşte 19 Mayıs'lı hemşehrilerimizi kucaklamak, onların yaralarını sarmak, onlara yine federasyonumuz ve iş adamlarımızla birlikte iş imkanı yaratmak iş adamlarımızda. İşte bunların ihtiyacı olan öğrenci burslarından tutun da kültürel anlamda faaliyetlerini Bursa'da yaşatmak adına bu derneğimizi kurduk. 2013'ten bu zamana kadar
yapmış olduğumuz çalışmalar, biz siyaset üstü bir derneği, siyaset yapmıyoruz ama tüm siyasetçilere de açığız. Evet. Ha, şu anlamada gelmiyor, siyaset yapmıyoruz ama siyasette de yer almayacağız anlamına gelmiyor. Biz federasyon olarak da, iş adamlarımız olarak da, derneklerimiz olarak da çeşitli siyasi partilerde meclis üyelerimiz, işte zaman zaman yöneticilerimiz, kamuda çalışanlarımız oluyor. İşte bununla ilgili derneğimiz de yaklaşık 2006 yıl oldu. İşte bununla ilgili yapılacağımız bütün çalışmalarda da şimdi çok önemli notlardan bir tanesi, biz sosyal bir derneğiz. Sosyal yardımlaşma, dayanışma diyoruz ya. Burada en uç noktalarda fakir öğrenci ya da fakir ailelerimiz varsa, işe imkanı, işe ihtiyacı ailelerimiz varsa federasyonumuza bildiriyoruz. Federasyonumuz nezdinde, iş adamlarının nezdinde onlara yardım ediyoruz. Demin de belirttiğim gibi yaklaşık 22 tane derneğimiz var. Federasyona bağlı değil diye, ama 18 tanesi federasyona bağlı. Bunların 2 tanesi de spor derneği. 20 tanesi de il ve ilçe dernekleri. Bu şekilde çalışmalarımız sürüyoruz. Bizim çalışmalarımızda sağ olsun Kadın Kolları Başkanımız, evet, buradan Tülay Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Yine Nuray Hanım'a da, Nuray Gökdemir'e de çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz zaman zaman huzur ev ziyaretlerimiz oluyor. Yine siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. Bazen şehrimizdeki eksikleri görüyoruz. Onların üzerine yetkililere bilgi veriyoruz gibi. Tabii ki bir de en önemlisi de şudur. Sempozyumlar düzenliyoruz ki bu kadın hakları ile ilgili, kadın kolları ile ilgili başkanımız çok zamanlar yaptık biz bunu. Kadına şiddeti kültür merkezlerinde bunları yaptık. Yine de yapmaya devam edeceğiz ama yine piknik organizasyonlarımız oluyor, birlik beraberlik gecelerimiz oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani. Evet, aslında faaliyetleri sizden dinlemiş olduk. Hem birlik beraberliğin sağlanması tabii için çalışmalarınız var. Hem yardımlaşmayı, dayanışmayı artırmak adına birçok çalışmanız var. Bu noktada ben tekrar Tülay Hanım'a dönmek istiyorum. Ona da söz vermek istiyorum. Kadın Kolları Başkanı olarak dernekteki faaliyetlerinizi dinleyebilir miyiz sizden? Başkanımın da dediği gibi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Medya sahipleri, AS Merkezi medyacılara, sizlere İrem Hanım, bizlere böyle bir güzel imkanı verdiğiniz için. Başkanımın da söylediği gibi çocuk esirgeme kurumlarını gezdik. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın ne olursunuz. Yok, estağfurullah. Huzur evlerine ziyaretlerimiz oldu. Gerekli yardım yapılacak yerlere yardım yapmaları elimizden geldiği kadar uzanmaya çalıştık. Uzanabildiklerimize kadarını. Ne bileyim, aklıma gelen şu an bu kadarı. Evet, aslında kadınların rolü de çok başka böyle derneksel faaliyetlerde. Çünkü kadın gücü bambaşka bir şey. Tabii ki de birçok faaliyette bulunuyorsunuz. Bu anlamda destekleriniz oluyor. Programımızın ilerleyen sürelerinde de aslında detaylandıracağız yine sizin çalışmalarınızı. Çünkü dernekteki rolünüz çok büyük tabii ki de. Başkanım, tekrar faaliyetlerinize, çalışmalarınıza dönecek olursak, şimdi birçok derneğin, birçok ilin derneği aslında tanıtım günleri düzenliyor. O şehri, o ilçeyi duyurabilmek adına. İlerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde sizlerden de böyle çalışmalar görebilecek miyiz? Samsun'u, 19 Mayıs ilçesini Bursa'ya tanıtmak adına bundan sonraki faaliyetleriniz neler olacak? Şimdi biz federasyona, demin orada Tülay Hanım'a geçmeden önce yine orada konuşuyorduk. Şimdi federasyonumuza bağlı 18 tane derneğimiz var ama 2 tane yine yeni kurulan derneğimiz var. Bir il, bir ilçe derneği var. 2 tane spor derneğimiz var. Sporda önemli Samsun sporumuz var. Evet. Bu spor derneklerimizle birlikte, yani 22 dernekle beraber federasyonumuz, yine Samsun günleri yapmıştık Mernos AKM'de. Yine öyle bir gün, öyle bir etkinlik, piknik, şölen içerisinde, öyle bir hazırlık içerisinde. Az sonra federasyon başkanımızı bağlayacağız. İsterseniz onda dinleriz onları ama biz tabii ki 19 Mayıs ilçesi olarak ilçemizin yapacağı faaliyetleri soracak olursanız, çok yakın zamanda bir ay gibi bir süre zarfında, bir ay, bir buçuk ay gibi bir süre zarfında bir tanıtım gecesi, tanışma gecesi olacak. Birlik beraberlik gecesi yapacağız güzel bir mekanda. Onun dışında yine bu Samsun günleri veya büyük piknik organizasyonları biliyorsunuz yaza doğru yapılıyor. İnşallah onu da federasyonumuzun nezdinde beraber güzel bir etkinlik yapmaya hazırlanıyoruz. Tabii ki bütün şeyler, ama biz aslında şu da çok önemli. Onları da mutlaka istiyorlar ama
Bizim ilk birincilik hedeflerimizden bir tanesi şu olmalı. Onlarca para harcıyorsunuz. Evet. Organizasyon yapıyorsunuz. Belki bir günde, iki günde o para gidiyor. Tamam, tanıtım günleri, kültürünü orada sergiliyorsun, eyvallah. Ama Samsun'da hemşehrilerimizin burada gerçekten çocuğunu okutamayan, evinde eşyası olmayan, bakın federasyonumuz nezdinde birçok derneğimize üyelerimizin evi yanan oldu, ihtiyacı olan oldu. Yine federasyondaki kadın kolları başkanımız da bizler, dernek başkanlarımız ve hep beraber o kişilere, o vatandaşlara biz yardım ediyoruz. Evet. İşte federasyon başkanımız az sonra bağlanan belki hatta, söyleyecek. Öyle mi? Evet, ona da bağlanalım. Samsun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Savaş Otruş hattımızda. Savaş Bey, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İrem Hanım. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Çok şükür bizler iyiyiz. Ben size, ATV ailesine, konuklarınız Şaban Bey ve Tülay Hanım'a da başarılı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ekranları ediyoruz. Başında bizi izleyen tüm hemşehrilerimize, tüm Bursalılara da saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz bizlere vakit ayırdığınız için. Hem Şaban Bey'le, Şaban Başkanımızla hem de Tülay Hanım'la 19 Mayıs Derneği'nin faaliyetlerini konuştuk. Bir VTR'miz oldu. İzleyenlerimize Samsun'u tanıttık. 19 Mayıs ilçe belediye başkanına bağlandık. Samsun'a da uzandık daha önce, sizden önce. Şimdi biz de aslında federasyonun çalışmalarını, derneğin çalışmalarını konuşuyoruz. Bu noktada sizlere de söz vermek istedik. Sizden de dinleyelim federasyon olarak çalışmalarınızı. Bursa'da ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Samsun'un Bursa'ya tanıtılması açısından hem önceden yaptığınız çalışmalar hem de bundan sonraki yapacağınız çalışmalar hakkında sizden çok kısa bilgi alabilir miyiz? Tabii, memnuniyetle. Federasyonumuz 2011 yılında 5 tane Samsun menşeili derneğin bir araya gelmesiyle kurulmuş. Erol Beker kurucu başkanımız, Sayın Erol Beker'in başkanlığında. Ben de o dönem başkan vekili olarak 3 yıl görev yaptım. Hı hı. 2014 yılında kongrede bayrağı ben teslim aldım, genel başkanlık görevini. Ve o günden bugüne kadar da hatalarımızla, eksiklerimizle bu görevi deruhte etmeye çalışıyoruz. Federasyonumuz şu anda Bursa'da kurulu Samsun menşeili 22 derneğin 18'ini bünyesinde bulunduran bir federasyon. Tabii Şaban Bey de bahsettiler, bizim oldukça yoğun bir nüfusumuz var. Ben şöyle gerçek rakamlarla tekrar aydınlatmak istiyorum izleyenlerimizi. Erzurum'dan sonra İçgöç'te ikinci sıradayız. TÜİK verilerine göre nüfus cüzdanında doğum yeri Samsun yazan 98 bin hemşehrimiz burada yaşıyor. Ama tabii burada çoluğu çocuğu olmuş, doğum yeri Bursa yazan ama menşei Samsunlu olan takriben bu işte 200 bin 300 bin arası bir rakam olarak tahmin ediliyor. Bu rakamı kesin vermek mümkün değil. Yine de tabii ki 250 bin civarı desek çok ciddi bir nüfusa sahibiz Bursa'da. Bursa'nın değişik lokasyonlarında kurulmuş işte bu 22 derneğimiz vasıtasıyla biz Bursa'da yaşayan hemşehrilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii bu dernekleri ve federasyonu kurarken amacımız kesinlikle bir Samsun milliyetçiliği yapmak değil aslında. Tabii ki her yöremizin kendine özgü kültürü olduğu için Samsun'umuzun da çok önemli kültürel değerleri var. Bu değerleri yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak. Büyük bir metropol olan Bursa'da yaşayan hemşehrilerimizin sıkıntılarını, dertlerini elimizden geldiğince çözüme kavuşturmak amacıyla bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tabii ki aynı zamanda Samsun da çok önemli bir şehrimiz, bizim doğduğumuz şehir. Fakat Bursa'da en güzide de metropollerimizden bir tanesi ülkemizin. Dolayısıyla bu iki şehir arasında bir kardeşlik köprüsü de oluşturuyor aslında bizim derneklerimiz ve federasyonumuz. Elimizden geldiği kadar derneklerimiz kanalıyla, iş adamlarımızın ekonomik katkılarıyla biz bu şehre katkı koymaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin mağdur, yetim, dul, eğitim konusundaki burs faaliyetlerimiz, işte fakirimiz, fukaramız, bunlara elimizden geldiği ölçüde destek olmaya çalışıyoruz. Açıkçası faaliyetlerimizin büyük bir kısmını bunlar oluşturuyor. Kuruluş amacına uygun bir federasyon olarak yolumuza devam etmek mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Böyle olması gerektiğine inanıyoruz. Kısaca böyle özetleyebilirim. Telefonda bu kadar olabiliyor ancak.
Evet, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Aslında sizin de söylediğiniz gibi Samsun ve Bursa arasında bir gönül köprüsü, bir kültür köprüsü kuruldu. Bundan sonraki çalışmalarınızla beraber de bu gönül köprüsü, gönül ilişkileri aslında ilerleyerek artacaktır. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Kısa da olsa sizden bilgi almış olduk. Biz tekrar başkanımız ve Tülay Hanım'la beraber muhabbetimize, sohbetimize devam ediyoruz. Evet, aslında Başkanımızın da söylediği gibi yapılan çalışmalarla beraber Bursa ve Samsun kardeş şehirler diyebiliriz. Bir gönül köprüsü, bir kültür köprüsü oluştu. Siz de belirtmiştiniz aslında birbirine benzeyen çok fazla kültürü var. Birbirine çok fazla benzeyen şehirler. Ve bundan sonrası için sormak istiyorum aslında. Nasıl ilerler bu iki şehir arasındaki dostluk? Neler öngörüyorsunuz? Bunlar üzerine ne gibi çalışmalarınız olacak? Şimdi federasyon başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki federasyon başkanımız, federasyonumuz ve iş adamlarımız nezdinde bu köprünün daha yani bu birlikteliğin daha sağlanması için şimdi yapılacak şeylerden bir tanesi de her yıl veya iki yılda bir Samsun'umuza gezi. Yani oraya gidildi ama tüm ilçeleri gezilemedi. Aslında Samsun'umuzun çok güzel ilçeleri, çok güzel yerler var. O ilçelerin tamamını da farklı farklı bölümlerini gezerek böyle her yıl yapabilsek Bursa'yı ve Samsun'u birleştirmek adına güzel olur diye düşünüyorum. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii ki belediye başkanımız da belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanımızın göçü önlemek için çalışmaları, iş istihdamı, tarım olsun, sanayide olsun, hükümetimizin de bazı adımları, çalışmalar var esnaflar adına ama şimdi biz gelmişiz. Ben mesela 97 yılında gelmişim. Bizden önce gelenler var. 80'li yıllarda gelen, daha önce gelenler var. Şimdi biz torunlarımızı buraya bırakabiliriz belki ama yani bizler en azından emekli olsak da olmasak da yani geri memleketimize, o güzel yurdumuza geri dönmek arzusu ve orada yaşamak. Samsun çok güzel bir şehir. Evet. Yani gerçekten Bursa'mız da çok güzel ama hani özlem oluyor. Yani ben aslında göçün olmaması tarafındayım. Yani bizlerin, ben hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Deselerdi ki bana mesela ben 90'da ticaret yaparken Samsun'da 97'de Bursa'ya geleceksin. İnanmazdım. Ama kader getirdi. Tabii bu da imkanlar dahilinde bazen böyle olması gerekiyor tabii diyebiliriz aslında. Evet, süremizin de sonuna doğru geliyoruz artık. Çok güzel telefon bağlantıları gerçekleştirdik. Samsun'u tanımış olduk. Samsun'u sizden dinlemiş olduk. 19 Mayıs Derneği olarak çalışmalarınızı, faaliyetlerinizi dinlemiş olduk. Çok kısa son olarak eklemek istediklerinizi alalım. Sözü ilk olarak Tülay Hanım'a bırakayım. Buyur. Ona çok fazla söz veremedik. Yoğun bir program oldu çünkü. Neler eklersiniz? Buyurun. Hiç önemli değil canım. Zaten çok heyecanlı olduğum için bilenlere bırakmayı tercih ediyorum bu konularda da. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha güzel şeyler yapmayı temenni ediyoruz. Başkanımla beraber el ele kol kola insanlara faydalı yararlı olmam istiyoruz. Gerçekten gönüllere girmek, sevilmek, gönül dolusu güzel işler yapmak çok güzel bir duygu İrem Hanım. Evet. Bu duyguyu insan yaşadığı zaman ayrı bir yaptığı işten gurur duyuyor, onur duyuyor. İnsanların mutluluğunu, sevincini görmek o yüzlerinde insana ayrı bir yaptığı işten ne kadar gurur duyduğunu hissediyor. Güzellik kadar, iyilik kadar güzel bir şey var mı şu dünyada? Evet. Yani Rabbime şükürler olsun ki bizlere bunu nasip etti. Başkanıma teşekkür ediyorum. Bana böyle bir unvanı verip de böyle güzel şeylere bana kısmet nasip ettirdiği için. Önce Rabbime sonra başkanıma çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. İnşallah daha güzel şeyler yapıp daha güzel işlerimizle ülkemize, milletimize faydalı insanlar olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Başkanım, sizden de çok kısa eklemek istediklerinizi alalım. Çok teşekkür ederim ben yine. Tabii ki zaman da kısa ama yine belediye başkanımız, federasyon başkanımız bizleri konuk alıp bir kısımda olsa derneğimizi, Samsun'umuzu, federasyonumuzu tanıtma imkanına sahip olduk. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de yine sizin meslektaşınızım. Evet. İnşallah ASTV'de de ilk programım inşallah daim olur diye düşünüyorum. Ben şimdi öncelikle Samsun'da hemşerilerimize hangi ilçe olursa olsun hiç fark etmez. Samsun derneklerine, ilçe derneklerine, yani bugün bir 19 Mayıs'ta gidip Kavak Derneği'ne üye olabilir.
Yani demin de bahsettik ya 300 veya 250 bin takriben Samsunlu yaşıyor. Hı hı. Ama soracak olursanız üye sayınız ne? Tabii ki bunu ulaşamıyoruz. Evet. Buradan Samsunlu hemşerilerime seslenmek istiyorum. Derneklerine sahip çıksınlar, ilçe derneklerine sahip çıksınlar, il derneklerine sahip çıksınlar. Ben yine Emek Samsunlar Derneğimiz vardı. O binayı tekrar federasyonumuz ve iş adamlarımız yeniledi. Hı hı. Mükemmel bir federasyon binamız oldu. O federasyon binamızı gelip görmelerini, oradaki Samsunlular Derneği'ne üye olmalarını ve yine diğer derneklere üye olmalarını, birlik beraberliğin, hı hı, burada yaşıyorsak, burada Samsunluk ruhunu, böyle birlik beraberliğimizi bir yere gittiğimiz zaman, bir toplantı yaptığım zaman çoğunluğu sağlamamız açısından, biliyorsunuz birçok Samsunlu var ama kimin nerede olduğunu, evet, bilmiyoruz. Toparlayalım başkanım. İnşallah, maalesef süremizin sonuna öyle geldik. Mi? İnşallah bundan sonraki süreçte de birlik beraberlik çağrısı yapıyorum. Teşekkür ediyorum ben size tekrar. Bütün federasyon başkanlarımıza, iş adamlar derneğimizin başkanına, bütün dernek başkanlarıma, üyelerimize buradan selam sevgilerimi gönderiyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk oldunuz. Samsun'u bizlere tanıtmış oldunuz. Buradan da aslında bir çağrıda bulunmuş oldunuz Samsunlulara. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Satırbaşı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.